Sevgili gençler, son bir haftada netlerimiz artar mı? Hemen bundan bahsediyorum. Şimdi öncelikle her zaman söylediğimiz bir şey var. Nedir o? Deneme, deneme, deneme. Peki denemeleri yapıyoruz, problem yok. Denemeleri yaptıktan sonra bunların analizini yapmanız lazım. Bu en önemlisi. Yani kaç tane yanlış var, kaç tane doğru var? Tamam, eyvallah, sıkıntı yok. Ama en önemlisi bu yapamadıklarını öğretmenlere sormanız gerekiyor. Dershanedeki öğretmeniniz, okuldaki öğretmenlerinize sormanız gerekiyor. Peki sorduktan sonra ne yapacaksınız? İş bitti mi? Tabii ki bitmedi. Emin olun 10 tane derim yanlışınız var. Matematik olur, fizik olur, kimya olur fark etmez. Bunların eve gelip bir daha yapmazsanız bunu pekiştiremezsiniz. Bu en önemlisi. Şimdi ve iddia ediyorum size 10 tane yapamadığım matematik sorusu var denemedim. Bunu eve gidip bir daha kendin tekrardan çözdüğün zaman emin ol bunun 2 tanesine da 3 tanesini yine yapamayacaksın. Diyeceksin ki, ya Allah'ım ya ben bunu, hoca bana bunu söylemişti ama nasıl yaptık abi biz bunu? Nasıl yapıyorduk biz bunu ya? Diyeceksin kesinlikle. O zaman ne yapacaksın? Bir daha gideceksin öğretmenine soracaksın. Ondan sonra geleceksin bir daha yapacaksın. Bakın buradaki en önemli nokta net arttırımın en önemli noktası yapamadıklarınızın üzerine gitmektir. Yapamadıklarınızın üzerine gidersiniz yaparsınız. Çünkü her gün deneme oluyor musunuz? Oluyorsunuz. Olduktan sonra yapamadığınız konular hep aynı konular farkındaysan. Bugün o obepokek yapamadım, yarın işte integral yapamadım, öbürsü gün işte türev yapamadım değil. Her dönemin analizine baktığın zaman şunu göreceksin. Diyeceksin ki ya ben integralde gerçekten hep takılıyorum. Veya sırf türevde gerçekten takılıyorum. Veya fizikte hep aynı konularda takılırsın. Kimyada da, biyolojide de, sosyalde de hiç fark etmez. Ama hep takıldığın noktalar aynı noktalar olacak. Bunu yaptığın zaman Netlerinin artmaması gibi bir ihtimal yok. Peki yanlış yaptığın sorular var. Hoca sana anlatmaya başladı. Ya hocam dediniz bunları ben yapamadım. Ya şunlara bir bakar mısınız dediniz. E Baktı hoca anlatmaya başladı. Hocanın Fransızca konuştuğunu anladığın an... yani hiçbir şekilde anlamadığın an bu soruyu çözümünden bazen de şunu yapıyorsunuz çünkü hoca anlatıyor evet evet anladım 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 diyorsun ama anlamıyorsun gerçekten. Fransızca konuşuyor adam. O zaman yapacağın şey şu o konuyu kesinlikle anlamamışsın demektir. O zaman ne yapacaksın? O konuyu bir daha tekrar edeceksin. Ettikten sonra bir daha deneme çözeceksin. Bir daha tekrar çekeceksin. Bir daha deneme çözeceksin. Şimdi bakın bilinçaltınıza şöyle bir şey oluyor. Diyor ki diyorsun ki ya integral'i ya bir daha şimdi sıfırdan bir daha mı ben bunu tekrar edeceğim? Kardeşim ya konu mu çalışılır şimdi son bir hafta kalmış diyeceksin. Ya Yalnız sen bu konuyu önceden çalıştın. Çalıştığın için önceden atıyorum 4 saatte bitirdiğin konuyu bu sefer sadece 2 saatte bitireceksin. Ondan sonra denemeye gireceksin. Emin ol 5 sorudan integral sorularından bahsediyorum. Fark etmez. 5 sorudan bu sefer 3'ünü yapacaksınız Ya iki tanesi yine yapamıyorum. Kafayı yiyeceğim diyorsun. O zaman yine integral konusunu bir daha tekrar edeceksin. Bir daha deneme yapacaksın ertesi gün. O zaman bak önemli olan nokta şu burada. Bu sefer 2 saat tekrar etmiştin ya o konuyu. Bu sefer merak etme 1 saat tekrar edeceksin. Yani bazen aklımızda şu oluyor. Ya biz konuyu 4 saatte tekrar ettiğimiz için ya bu sefer yine mi 4 saatte biz tekrar edeceğiz bu konuyu diyorsun. Önceden bu konuyu zaten sen gördüğün için bu sefer o 4 saatlik periyot 2 saat inecek, 1 saat inecek, yarım saat inecek. Sadece küçük küçük nüanslar kalacak. Bu yüzden yapacağın şey her gün denemesi yüzeceksin. Deneme çözdükten sonra hocaya soracaksın. Hocaya sorduktan sonra evde tekrar çözeceksin. Yapamadığını bir daha soracaksın. Bir daha ve gelip bir daha tekrar edeceksin. En Ön önemlisi bu. İkinci küçük nüansı da son olarak sana söylüyorum. O da eğer hoca sana o soruyu anlatırken Fransız kalıyorsan o soruya anla ki o konuyu anlamamışsın demektir. Bir daha o konuyu tekrar edersen netinin artmaması gibi bir neden kesinlikle yok abi. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Hoşça Hoşçakal.